Şerif'in örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay, sade ve şık bir model hazırladım. Modelim 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. 2 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde. Ben 16 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Öncelikle örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. İlmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. İlk olarak örgümün arka tarafında modelime başlıyorum. İlk sıra arka tarafta ters örerek tamamlıyorum. Örgümün ön tarafındayım. Modelimin ikinci sırasındayım. İlmeklerimi bu defa ön yüzde düz olarak örüyorum. Her model geçişinde aralarda bu şekilde düz boşluklarımız var. Siz bu boşluk kısmını istediğiniz şekilde artırabilir ya da eksiltebilirsiniz. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin 3. sırasındayım. İlmeklerimi ters olarak sıra boyunca tamamlıyorum. Biraz bu kısımları hızlı geçiyorum. Çünkü herhangi bir işlem yapmıyorum. 3 sırayı tamamladım. Modelimin ön yüzündeyim ve burası örgümün 4. sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi örgümün ön tarafına alıyorum. İlk ilmeğin bir alt boşluğuna batıyorum. İlk ilmeğin bir alt boşluğunu arka taraftan batıyorum. İpim ön tarafta. İpimi çekerek bir ilmek oluşturuyorum. İpimi örgümün arka tarafına alıyorum. Devamındaki 2 ilmeği örmeden atlatıyorum. Tekrar ipimi örgümün ön tarafına alıyorum. Baştaki ilmeğin içine değil, bir alt boşluğunu arka taraftan şişimle giriyorum. İpimi çekerek yeni ilmek oluşturuyorum. İpimi örgümün arka tarafına aldım. Sonraki devamındaki 2 ilmeği örmeden atlattım. İpimi örgümün ön tarafına alıyorum. Baştaki ilmeğin içine değil, bir alt boşluğunu arka taraftan giriyorum. İpimi çekerek yeni bir ilmek oluşturdum. İpimi örgümün arka tarafına aldım. Devamındaki 2 ilmeği örmeden atlattım. Sıra boyunca bu şekilde baştaki ilmeğin bir alt boşluğuna arka taraftan giriyoruz. İpimiz şu anda ön tarafta. İpimizi çekerek yeni bir ilmek oluşturuyoruz. İpimizi örgümüzün arkasına aldıktan sonra devamındaki 2 ilmeği örmeden atlatıyoruz. Şişimin başındaki ilmeğin önce ipimi örgümün ön tarafına alıyorum. İlmeğin içine değil, bir alt boşluğunu arka taraftan giriyorum. İpimi buradan çekerek yeni bir ilmek oluşturdum. İpimi örgümün arkasına aldıktan sonra devamındaki 2 ilmeği örmeden atlattım. Kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin 5. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 2 ilmeğimi birlikte ters örerek topladım. Sonraki ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi birlikte ters örerek topladım. Sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Burası ilmeğimizin bir alt boşluğuna batarak çıkarttığımız ilmek. Bunu düz örüyoruz. Sonraki 2 ilmeği ters örerek topluyoruz. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters şeklinde örmüş oluyoruz.
ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğini ters olarak ördüm. Örgümün ön tarafındayım. Modelimin 5. ve sonuncu sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimin tamamını ön yüzde düz olarak örüyorum. Burası modelimin 5. ve son sırası. İlmeklerimi ön yüzde sıra boyunca düz ördüm. Bu şekilde modelimiz tamamlanmış oldu. Örgümün arka tarafına geçtiğim zaman ilk başlangıçtaki işlemleri tekrar ederek ikinci modelime geçiş yapıyorum. 3,5 numaralı şiş ile gördüğünüz bu parçayı hazırladım. Her modelin arasında 4 sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters şeklinde ara boşluğumuz var. Bunu 2 sıra 4 sıra, 6 sıra şeklinde değiştirerek uygulayabilirsiniz. Böyle minik desenli, oldukça hoş bir model ortaya çıktı. Çok amaçlı olarak erkek örgüsü, bebek örgüsü ve bayan örgüsü olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yapması sizi zorlamayacaktır. Her türlü örgüye de rahatlıkla uyum sağlayacaktır. Burası da örgümün arka tarafının görünümü. Yapmayı düşünen herkese şimdiden kolay gelsin.